Şimdi mesela, penaltı. Saatimiz 01:20. Telefon hattımızda sürpriz bir isim var. Uyumamış hocam programdan sonra. Bizi de izliyor. Kim diye bakıyor konuklarımda? Erman Toroğlu. Hocam iyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Ya beni gece uyutmadınız. Tabii yatacaktım. Teşekkür ederiz hocam. Sizi yakaladım. Güzel konuşuyorsunuz. Aslında girmek istemezdim ama... Siz estağfurullah benim, hocam şeref verdiniz. Buyurun. Siz benim takım oyuncu arkadaşlarımsınız abi. Ne yapalım? Sağ olun hocam. Destek olmuş oldunuz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Yok bir şey söyleyeceğim. Sizi izliyorum. Biz bir program yaptık Ender'le. Siz de yapıyorsunuz. Güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bakınız. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu hakemler yüzünden hakem oldum. FIFA yıllarca bu olaylardan çok rahatsız olduğu için, yani bu hakem hataları her yerde oluyor. Bizde, İngiltere'de, Almanya'da, Arjantin'de. VAR'la avarı getirdiler değil mi? VAR'la avarı getirdiler. Doğru hocam. VAR'la avarı niye getirdiler? Hakemin ve yardımcının görmediklerini düzeltmek için. Hakemin ve yardımcılarının görmediklerini düzeltmek için değil mi? Tamam. Evet. Buraya kadar her şey güzel. Peki bugün ne oldu? Bugün iki tane hakem Galatasaray ve Trabzon maçında görmediği pozisyonlarda düdük çalıp karar verdiler. Görmedikleri pozisyonlarda. Bakın işin sakatı burada. Yıllarca bunları yaptılar. Yıllarca. Görmediğini çalmak en büyük hani futbolcuya sahtekar diyoruz ya, oyuncu sahtekarlığı, pozisyon sahtekarlığı. Bu da hakemlerin karar sahtekarlığı. Görmüyorsan verme, devreye varlara var girsin. Arkadaşlar bakın, büyük tehlike. Görmediğini veren adama güvenmem. Ama bu iki hakem de torpilliler bunlar, babadan oğlu hakemler. Hiç fark etmiyor. Bunların kökünü kurutmak lazım da daha federasyon uyanamadı. Bakın ben başka bir şeyden bahsediyorum. Görmediğini verme arkadaş. Neden zaten veriyorlar hocam? Maksat ne ya? Ne geçecek ellerine görmediklerini vererek? Zavallılar çünkü olayı bilmiyorlar. Ya görmüyorsun Cüneyt, yani görmediğin bir şeye nasıl artı veya eksi diyebilirsin? Sana soruyorum. Görmüyorsun. Doğru. Ya biz bile pozisyona bakarken lan gösteriyorlar, oynatıyorlar. Yok o ayağını kaldırdı mı, indirdi mi? Biz bile zorlanıyor. Bunlar görmediği pozisyona düdük çalıyorlar arkadaşlar. İşin sakatı orada. Bakın yıllarca bunları yaptılar. Görmediğine. Ya senin görmediğine ben görmedim dersin. Görmediğin için zaten var lan avar var. Görmediğin için. Ama sen düdük çalarsan varlan avarı da devre dışı bırakıyorsun Cüneyt'ciğim, anladın mı? Çok net. Ya bakın yorum yaparken artık bir yere geleceğiz. Yok öyle sağın solun oynamayacak. Görmediğini verirsen bir yerleri kilitlersiniz. Varı da kilitlersiniz, avarı da. Çok akıllılar. Bunlar çünkü yıllarca akıllı hareket ettiler de bunlara sahip çıkan kulüp başkanları şu anda kafalarını kuma gömdüler. Hepiniz biliyorsunuz bazılarını. Onun için bu işin bataklığı kurutun, bataklığı. Sivrisineklere bakmayın. Hepinize iyi akşamlar. Seviyorum hepinizi. Ben bir şey soracağım Erman hocam. Son bir soru alalım. Gecenin bu saatinde şeref verdiniz. Gerçekten biz de sevindik. Tamam. Buyurun Ulaş. Hocam şunu soracağım. Dediniz ki federasyon hala uyanamadı hakemlerle ilgili. Yani geçmiş federasyon başkanları, yönetimleri de uyanamadı hocam. Yani uyanan orada bir federasyon... Orada dur. Maalesef bu soruyu sordum. Bakınız 3-4 federasyondur geçmiş. Hakem temizliği yapmak istendi. Hakem temizliği. Buna Hasan Doğan rahmetlisi başladı idi. Hasan Doğan'ın olayında ben de vardım. O isimlerin gitmesinde benim de payım var. Bakın ne kadar net şeyler söylüyorum size. 6 kişi. Arkadaşlar ne zaman hakem operasyonu başladı, temizlik başladı, hakemler gidecek. O federasyonlar ve MHK'ler gitti, hakemler geri geldi. Arkadaşlar siz neden bahsediyorsunuz? Ya büyük resmi görün. Bakın ne zaman pislikler temizlenecekti, yaralılar, defolular, arkadaşlar o federasyonlar gitti, o komiteler gitti, o hakemler kaldı arkadaşlar. Oraya bakın. Onlara kimler destek çıktı? Onlara bakın. Onlar hala piyasada varlar. Onlara bakın. Daha göremiyorsunuz. Yo, görüyoruz hocam. Federasyonlar gidiyor ama aynı hakemler kalıyor, aynı ekip kalıyorsa. Nasıl bir tesadüf bu ya? O zaman hakemler gidiyor, temizlik yapacak MHK gidiyor. Temizlik yapacak federasyon gidiyor. Hakemler hep aynı kalıyor. Bu iki hakem yıllardır aynı kalıyor. Evet. Bundan ikisi de torpilli aileden. Bakın sülalelerde kimler var hakem? Neden bahsediyorsunuz ya? Peki. Büyük resme bakmak lazım hocam. Çok doğru söylediniz. İyi akşamlar. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi geceler. İlluminati futbol aşkını görüyor musunuz? Bu saat olmuş. Erman Toroğlu oturuyor. Kanalda izlemeye devam ediyor. Fikrini de korkusuzca açık seçik dert ediyor. Dert. Şimdi Erman Toroğlu hani marş dedik, güldük, eğlendik. Sen başka bir şeyler dedin. Ya faydalanın değil mi mesela Erman Toroğlu'ndan? Erman Hoca. Bu kadar kafa yoruyor Erman Toroğlu. Bildiklerini tam manasıyla anlatsa zaten Türkiye'de futbol eskisi gibi olmaz, onu söyleyeyim. Bir kere anlattı ve bir kere gerçekten o işin içindeydi. Demin de kendisi ifade etti. Hasan Doğan döneminde sonlandırılan hakemlikleri sonlandırılan isimler olmuştu. Ben de orada yakın tanıyım o dönemin. Bu arada Erman Toroğlu sen de iyi bilirsin. Yardımcı olur. Hani bu işleri aydınlatayım. Benim bildiğim sadece iki tane merkez hakem kurulu başkanlığı teklifi oldu. MHK başkanı olayım, böyle olayım, böyle olayım. Yok, iki tane teklifi benim bildiğim var sadece. Onları da reddettim. Sadece futbol sevgisinden bunları dert ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii. Ben birebir yaşadığımı söyleyeyim. Bir beklentisi olduğundan değil. Birebir MHK'de iki defa görev almış. Biri de bir defa böyle ikinci adam pozisyonunda bir insanı gördüm alışveriş merkezinde burada. Ben yani girmek için olaylara hatta görmezlikten geldim. Reha hocam ne haber dedi. Ya neler anlatacağım böyle böyle falan. Arkasından öbürsü gördü bir iki ay sonra o da ayrılmış. Neler anlatacağım falan böyle böyle bir bilsen içerisine sıkarışık. Ya Allah aşkına karışık da anlatacaksın, edeceksin. Madem öyle niye düzeltmiyorsunuz? İşinize gelmiyor. Yolda bir de benim samimiyetim yok ikisiyle de. Düşün yolda selam verip bak neler anlatacağım falan. Yani kendi işlerinde zaten apayrı bir yani orada bir sıkıntı var. Yani kimin ne oynadığı, ne çaldığı belli değil. Yani herkes orada bir ciddi bir gruplaşma var. Kendi adamı var. Bir bakıyorsun yani bölgecilik var. Yani bir bakıyorsun İzmir bölgesi. Tam ben İzmir'de yaşıyorum. O taraftaki hakemler güçlü oluyor. İzmirli hakemler devamlı hem VAR'da hem avarda hem de maç yöneten hakemler bütün devamlı Süper Lig'de 3. Lig'e kadar İzmir'den yolluyorlar Cüneyt.